Herkese merhaba. Umarım hepiniz için her şey çok güzel gidiyordur. Bu hafta da yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Bu haftaki videomuzda tezgah testeremiz için bir testere kızağı, yani İngilizcesi table saw eslet diye geçiyor. Bir tezgah kızağı yapacağız. Pek Türkiye'deki marangozların kullandığı bir şey değil. Daha çok yabancılar yapıyor ama çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde tezgah testerede dikey kesimler yapabiliyoruz. Biraz önce gördüğümüz şekilde açılı kesimleri rahat rahat yapabiliyoruz. Ve üzerine monte edeceğimiz küçük işkence tarzı alüminyum malzeme ile de küçük parçaları da rahatlıkla iki tarafına işkence ile sıkıştırarak rahatlıkla kesimlerini yapacağız. Bu testere kızağı sayesinde hem kesimlerimiz daha doğru, daha saatli olacak kesimlerimiz, hem de elimizi testereye yaklaştırmayacağımız için, işkence kullanacağımız için ve daha emniyetli olacak. İnternette göreceğiniz çoğu testere kızağı yapanlar bir alüminyum kanal içine yerleştiriyor. Fakat biz bu videomuzda alüminyum kanal kullanmayacağız. T kanal denilen kanallardan kullanmayacağız. Onun yerine freze ile kanal açacağız. Üst kısma 6 mm kalınlığında bir kanal açacağız ve alt kısma da 15 mm genişliğinde bir üzerinde vidanın gidip gelebileceği, vida kafasının yerleşeceği bir kanal açacağız ve bu sayede alt taraftan vidayı soktuğumuz zaman üst taraftan sıkıştırmamıza yarayacak. Bu malzememiz polietilen, yani plastik bir malzeme. Plaka şeklinde satılıyor. Testere kızağımızın alt kısmına bu malzemeden bir kanalda gidip gelmesi için bir bölme yapacağız. Daha önce eski bir testere kızağım vardı. Bunu MDF'den yapmıştım. Fakat MDF zaman içinde kendini sıkıştırıyor. Bozulmalar olduğu için testere kızağı ileri geri giderken sıkıştırma yapıyordu. O yüzden plastik bir malzeme kullanmak istedim burada. Plastiği şöyle söyleyeyim. Plastik bu polietileni kesinlikle daire testerede rahat rahat kesebilirsiniz. Planyada da düzeltmesini yapabilirsiniz. Aynı ahşap gibi kullanılabilir. Kesimleri yapılabilir. Bu Stanley markasının bir testeresi. Sizin elinizde ne varsa, DeWalt olur, başka makineler olur. Kumpasla bu kanal kısmını tam ölçümünü yapın ve tam ölçümüne göre plastik kısmın kesimini yapın. En önemli kısma geldik. Testere ve paralellik kılavuzunun birbirine tam olarak paralel olması gerekiyor. Burayı ölçerek gönye ile aklınıza gelebilecek birçok deneme usulüyle buranın tam olarak paralelliğini kontrol edin. Tam paralelliği yakaladığımız zaman üzerinde gidip geleceği bu kontrplak parçası testere ile tam dik olmuş olacak. Bizim bu işlemimiz dik kesimi yapmak için uğraşıyoruz şu an biz. O yüzden bu diklik çok önemli. Öncelikle üst parçayla bu altta gidecek olan parçayı birbirine yapıştıracağız ve daha sonrasında tuttuktan sonra da birbirinden ayrılmaması için vidalama yapacağız ki sağlam olsun. Vidalama için mutlaka kılavuzları açtıktan sonra da havşa başıyla vidanın gireceği yeri oymamız lazım. Çünkü bu kısım devamlı tezgah testlerinin tezgah kısmını sürteceği için vida başı içeride kalması lazım, gömülmesi lazım.
Evet, şimdi üzerinde nasıl gidip geldiğini görelim. Plastik malzeme üzerinde rahat bir şekilde kaymasını sağlıyor. Tam yuvasına göre yaptığınızda da sağa sola herhangi bir bozulma yapmaz, sağa sola gitmez parça. Şimdi de ön ve arka kısmındaki bölmeleri yapmak için kontrplağımızı 3-4 parça kontrplak keserek birbirine yapıştıracağız ve ön ve arkadaki bölmeleri yapacağız. Evet, yapıştırma işlemini yaparken aynı bir masif panel oluştururken yaptığımız gibi tutkalla yapıyoruz. Bu kontrplak dediğimiz zaten mesela bu kayın kontrplaktır. Kayın kontrplak küçük ince ahşap yüzeylerin birbirine yapıştırılmasıyla oluşan bir masif panel diyebiliriz buna. O yüzden ikisini de birbirine yapıştırmak için yine tutkal kullanabiliriz. Yapıştırma işlemini yaptıktan sonra tam olarak dik ve düzgün bir yüzey elde etmek için gene planya ve kalınlıktan geçireceğiz. Evet, burada yaptığım bir hatadan da bahsedeyim. Biraz önce kontrplakları birbirine yapıştırırken sabit bir yüzeyde kullanmadığım için kontrplak hafif bir bel verdi. Bu yüzden bunu düzeltmek için bu yapıştırma işlemini tezgaha sabitleyerek yaptım ve o bel verme durumunu gidermiş oldum bu şekilde. Bu kızak her bakımdan çok düzgün olması lazım. Parçalar düzgün olmalı. Yan tarafa yaptığımız dik kısımlar düzgün olmalı. Hepsi düzgün olursa tezgah testlerimizde kesim yaptığımız zaman düzgün bir tam 90 derece veya tam 45 derecelik parçalar elde edebilirim. Evet, testerenin üzerinde açılı kesmeye yarayacak olan parçayı imal ediyoruz şu an. Evet, içine bir kanal açmış olduk. Bu freze bıçağım 5 milimlik bir bıçak ve 5 milimlik kanal açıyorum ki içinde de 4 milimlik cıvatalar kullanacağım. Evet, bu malzeme güzel oldu. Şöyle ki bu hold down clamp diye geçen bir işkence türü, yabancılarda olan bir işkence. Tezgahın içinde kullanacağımız bir işkence. Kesinlikle internette bulamıyoruz bunu Türk satış sitelerinde. AliExpress gibi bazı yerlerde bulunabiliyor. Onun da gelmesi gitmesi bayağı sürüyor.
bu şekilde bir düz bir alüminyum lamayla çok kolay bir şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar bunu. Bunu kesinlikle tavsiye ederim yapmanızı. Bu plastik tutma kulpları da internette satılıyor fakat sanıyorum 6 milime kadar kulplar mevcut. İnternette baktığımda onu da bulamadım. Ben burada 4 milimlik vida kullanacağım için kendim yapmaya ihtiyacı duydum. Hem de para vermemiş oldum. Bu da daireyi merkezlemek için bir yoldur. Daire merkezleme için bazı aparatlar satılıyor. Fakat böyle bir şey almanızdan ziyade bir gönye ve cetvelle kolayca aynı işlemi yapabilirsiniz. Bu şekilde altıgenin şeklini çıkartıp içine oturacak şekilde oyuyorum. Burada yapıştırmayı göstermedim ama daha sonra epoksi ile veya hızlı yapıştırıcı bir yapıştırıcı ile yapıştırırsanız da yerinden oynamaz, daha rahat olur. Evet, şimdi kanallarımız hazır. Üstüne koyacağımız işkenceler hazır. Bu şekilde üst kısımla soktuktan sonra vida başı alt tarafta takılı kaldığı için parçaları rahatlıkla sıkarak işkence şeklinde tutabiliyor. Bu şekilde de testereye elimizi yaklaştırmadan daha küçük parçaları, büyük parçaları rahat rahat kesmemize yarıyor. Çok pratik bir kullanışı var. Mesela burada gördüğünüz gibi çok küçük bir parçayı iki tarafından da işkenceyle tutturarak çok rahat elime bile sürmeden kesebiliyorum. Bu arada ön kısma kullandığım profil Sigma profil diye geçiyor. Alüminyum Sigma profil 20'ye 20. Çoğu alüminyumcu da mevcut. Ya da internetten rahat rahat bulabilirsiniz 20'ye 20'lik Sigma profil. Aynı şekilde Sigma profilin kanalında gidecek somonları da satıyorlar. Rahat şekilde gidip gelmesini sağlıyor. Evet, bu açılı kesme aparatımız olmuş oldu. 45 derece çok kestiğimiz için uç kısmını 45 dereceden keseceğim. Daha sonra tekrar ölçmeye gerek kalmadan 45 derecelik açıları istediğim gibi keseceğim. Bunun dışında istediğiniz her açıya göre ayarladıktan sonra bu aparat sayesinde parçaları kesebilirsiniz. Gönye ile de kontrol ettiğimiz zaman gayet güzel bir sonuç verdi. Evet, videomuzun sonuna geldik. Umarım keyifli bir video olmuştur ve eğitici bir video olmuştur. Bu aparatı eğer
bu şekilde tezgah testleri kullanıyorsanız yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Hem emniyet açısından hem de daha düzgün kesimleri yapma açısından, özellikle küçük şeylerle çalışıyorsanız bu aparatı yaparak üstünde işkenceleri kullanırsanız çok daha emniyetli sonuçlar alırsınız. Bir sonraki videomuzda zeytin ağacından bir epoksi dökümü yapacağız ve bir sunum tahtası yapacağım. Bunun videosunu sizlerle paylaşacağım. Abone olup bildirimleri açarsanız videoyu kaçırmamış olursunuz. Herkese iyi günler diliyorum. Umarım her şey sizin için güzel olur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.